Salgın öncesinde tatil planları genellikle aylarca süren araştırma sonunda yapılıyordu. 2023 itibariyle bu durum değişecek gibi görünüyor. Çevrenizdekilere gidilecek yeri sormak, maliyet belirlemek, uçak bileti sorgulamak, gidilen yerlerle ilgili detaylı çalışma yapmak gibi aşamalardan oluşan bu uzun süreç artık son bulacak. Seyahatseverler bu yıl plansız, sürprizlerle dolu ve kendilerini heyecanlandıracak tatil yapmayı planlıyor. Çünkü ya Covid-19 gibi tatil planımı alt üst edecek olağan dışı bir şey çıkarsa yaklaşımı, seyahat alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Her seyahatseverin kendine göre bir sistemi olduğu kuşkusuz. Ancak farklılıkların da seyahate renk kattığını söylemek mümkün. Anlık kararlarla seyahat etmenin de kendi içinde birçok olumlu yanı var. Peki plansız seyahat için hangi hususlara dikkat etmek gerekiyor? İşte anlık kararla tatil yapmayı düşünenler için 5 öneri. Uçuşlarınız konusunda stratejik olun. Anlık kararla seyahat etmeyi denemek isteyenlerin rezervasyonları konusunda stratejik olmaları önemli. Özellikle hafta başı veya hafta sonu olan yoğun uçuş günlerinden kaçınılmalı. Hafta ortası, özellikle çarşamba günleri seyahat etmeye özen gösterilmeli. Plansız seyahat ayrıca biriktirilen kredi kartı puanlarını kullanmak ve biraz tasarruf etmek için de harika bir fırsat. Özellikle farklı şirketlerde az sayıda sadakat puanı olanlar her bir ayağı ayrı bir havayolu şirketinden rezerve edebilir. Plansız seyahatlerde uçuşa yeni açılan biletleri takip etmek önemli. Yeni fırsatların değerlendirilmesi için arama motorlarına bakılmalı. Havayollarının sunduğu ayrıcalıklar takip edilmeli. Uygun bilet ve konaklama bulunduğu zaman mutlaka rezerve edilmeli. Havayolları ve havalimanları arasında karşılaştırma yapıldıktan sonra seyahat başlatılabilir. Seyahat programını kısa ve basit tutun. İlk defa anlık bir kararla seyahate çıkanların en çok dikkat etmesi gereken husus, maceralı ve büyük planlamalardan kaçınmak. Çünkü bu plansız seyahatin ruhuna aykırıdır. Büyük planlama yapın. Ancak ilk anlık seyahatini yapmayı düşünenlerin kısa süreli yolculuğu tercih etmesi gerekir. İlk etapta anlık seyahat edecekler için uzun günlere yayılan seyahat zor olabilir. Gideceğiniz bir etkinliğe veya yapmak istediğiniz bir aktiviteye odaklanın ve seyahati ne kadar kısa sürede yapacağınızı belirleyin. Ücretsiz uçuş ve konaklama iptali yapın. Plansız seyahate çıkmanın bir başka dikkat edilmesi gereken konusu, ücretsiz iptali olan uçak ve konaklama için rezervasyon yaptırmaktır. Böylece yedek olarak iyi bir seyahat planınız olur ve başka seçeneklere bakabilirsiniz. Gideceğiniz yeri seçerken bu durumun önemli bir faktör olduğunu unutmayın. Aynı zamanda konaklama yerinizi de elinizden geldiğince şehrin merkezinde bulmaya çalışın. Sezon dışı tarihleri seçin. Economist Intelligence'ın tahminine göre küresel turizm 2023'te %30 artacak. Ancak hala iş gücü sıkıntısı çeken hava yolları ve oteller bu artışı kaldıracak donanıma sahip olmayabilir. 2023 yılı boyunca özellikle yoğun zamanlarda seyahat ediyorsanız, gecikmelere, iptallere, bagaj kaybına, çifte rezervasyona ve diğer sinir bozucu seyahat sorunlarına hazır olmanızı öneririz. Bu nedenle gideceğiniz yeri en popüler mevsiminde tercih etmeyin. Bu sayede ucuz uçak bileti, ucuz konaklama, hatta ucuz araba kiralama şansınız olur. Her bölge için farklı yoğun dönemler var. Avrupa'nın çoğunda yaz en yoğun sezonken, Karayipler'de kış oldukça fazla talep görür. Sizin yaşadığınız yere göre tam ters mevsimi yaşayan ülke veya bölgelere seyahat etmeye çalışın.